İyi akşamlar değerli izleyenler. Hoş geldiniz efendim canlı yayınımıza. Arkamda yazıyor görüyorsunuz. Burası önemliyle karşınızdayız. Gerçekten yeni yılın ilk programına çok önemli bir konukla başlıyoruz. Çok değerli bir konukla başlıyoruz. Şu anki görevi tabii ki ülkenin amiral gemisi diyebileceğimiz Lefkoşa'yı yönetmekle birlikte aslında ülkemizin bana sorarsanız önemli siyasi profillerinden biridir kendisi. Ve yakın gelecekte yani bir 5-10 yıllık içerisinde de onu sık sık duymaya devam edeceğiz. O her ne kadar şu anda Lefkoşa özelinde gelmiş gibi görünse de aslında çok konuşacak çok konu var. Elbette Lefkoşa'yı da konuşacağız ama benim onunla ilgili daha çok davetimizi yaparken kendileri de sağ olsunlar kabul ettiler, geldiler. Ben birazcık yakın dönem, yakın gelecek siyasete ilişkin onun kafasındaki gerek kişisel, gerek genel, siyasi ne varsa konuşmaya çalışacağız. O da eminim ki beni az çok tanır ve bu soruları kendisine yönlendireceğimi bilir. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı, değerli başkan Sayın Mehmet Harmancı canlı konu. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Levent. Sizi burada görmek güzel. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizi ağırladığımız için. Seninle sohbet her zaman keyifli. Benim de ilk yeni yılda, ilk televizyon programım. Herkese sağlıklı bir yıl dileyerek başlamak isterim. Sağ olun Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim. Evet, size saygımız, sevgimiz sonsuz biliyorsunuz. Zaman zaman tabii ki farklı siyasi noktalarda konulara yaklaşsak da benim biliyorum sizin de aynı şekilde. Benim de size saygım her zaman sürecek, her zaman olacak. Sayın Başkan, gerçekten Lefkoşa bir amiral gemisi olarak görmek lazım. Lefkoşa'nın ikinci döneminde, son dönemde bakmış olduğum çalışma içerisinde tabii ki COVID hepimizin ana gündem maddesi hala. Ben yani Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar COVID ile ilgili Lefkoşa Türk Belediyesi'nin önemli bir rol üstlendiğini gördük. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimindeki kullanmak ifade de yani oradan sonra biraz gündem dağıldı aslında. Yani evet, hükümet seçim falan diye ama aslında hala hani gündem maddesi bu. Gelinen noktada Lefkoşa özelinden baktığınızda COVID durumunu siz nasıl dilendiriyorsunuz? Neler yapılabilir saymış? Sevgili Levent, önce teşekkür ederim başındaki sözlerin için. Yani. Benim için de hem seninle program yapmak hem seninle sohbet etmek çok keyifli. Sağ ol. Elbette farklı düşüneceğiz. Elbette farklı yorumlarımız olacak. Siyasete bakış açılarımız da ama önemli olan bunları diyalog yoluyla ya da bugün yaptığın gibi işte kamuoyuna tartışarak ne düşündüğümüzü iletmekten geçiyor açıkçası. Bir kere tabii ikiye ayırmak lazım COVID sürecini. Bir henüz virüsle yeni tanıştığımız ilk dönem Mart ayı ki sen de ifade ettin seçimlerin ertelenmesine yol açan bir süreç. Hatta şimdiki vaka sayılarının neredeyse dörtte birindeyken evlere kapandık ve uzun bir süre kapalı bir ekonomi dönmedi daha doğrusu. Evet. O dönemde üstlendiğimiz belediye olarak sorumluluklarla daha sonra her yerin açılmasıyla birlikte karşı karşıya kaldığımız zorluklar bambaşka. O dönem elbette veznelerimiz her ne kadar açık olsa da insanların hem psikolojik hem de çalışmama dürtüsüyle oluşan bir ekonomik daralma. Ama aynı zamanda Lefkoşalı'yı sahipsiz bırakmama adına 14 bin kez dağıttığımız yardım paketleri, sayısız kez kamusal alanların ilaçlanması, bebekli ailelere, engelli ailelere desteklerle farklı bir rol oynadık çok doğal olarak. Daha sonra ekonominin tekrar rayına oturması, ta ki işte karantinasız girişlerle başlayan ikinci evreye kadar diyelim farklı bir durum oluştu. Evet. Elbette herkes gibi bizler de 60 gün civarı galiba sıfır vakayla gitmiştik hatırlıyorsan. Çok doğal olarak bu virüs artık bitti sayılır. Yaz aylarının da rehavetiyle birlikte açık bir ekonomi yaşandı. İnsanlarda da rahatlama ortaya çıktı. Tabii ki ondan sonra gelişen ve yerel vakalara ilişkin artan bu son 1,5 aylık süreçte geçmişte edinilen tecrübelerin bugüne nasıl yansıtıldığını birazcık irdelemek gerekiyor. Yani o ilk dönem aslında öğreti olmalıydı ve bugünlerde ne yapmamız gerektiğini daha net görebilmeliydik. Ama yaşanan tartışmalar, ortaya çıkan huzursuzluklara baktığımda maalesef bunun çok da başarılamadığını izlemliyorum. Örneğin neydi ilk dönemki sıkıntılardan biri?
Açık diyalog aslında hiç kimse Sağlık Bakanlığı'nın çabasını ya da Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir dönemde Sağlık Bakanı olmanın şanssızlığını herkes idrak ederken iletişim yönünün kuvvetlendirilmesi gerektiğini, daha net ve sarih mesajlar verilmesini, çünkü panik havasının kapalı mesajlarda daha da arttığını evet. hep söylemiştik. İşte işçilerle ilgili yaşanan bir süreç oldu. Aniden alınan kararlar. Ertesi gün işte bir eylem oldu. Son dönemde işte meyhaneler, restoranlarla ilgili yaşanan kaotik durum. Meyhaneler kapalı olacak ama restoranlar açık olacak. Daha sonra işte restoranlar, meyhaneler kapalı olacak ama kazinolar açık olacak. Bunlar tabii ki insanlarda ve bizlerde de ne yönde çalışacağımızla ilgili bir yön belirsizliğine yol açıyor. Şimdi her yer açık olduğunda sıkıntılı bir durum var. Nedir bu? Kontrol mekanizmalarının ciddi şekilde devreye girmesi lazım. Bunu talep edecek olan kim? Kaymakamlıklar vasıtasıyla Sağlık Bakanlığı esasında. Evet. Maalesef örneğin meyhanelerin deneneceği gün kaymakamdan eğer bir telefon alırsakız ve resmi gazetede yayınlanmadı bu, yasallaşmadı henüz. O yüzden çıkıp denetleyemeyiz dediklerinde elbette siz bütün ekiplerinizi hazırlayıp denetlemeye çıkacağınızda çok zorlukla karşılaşıyorsunuz. O yüzden bu çabalar sürerken ciddi şekilde bir iletişim departmanının Sağlık Bakanlığı'nda oluşması gerekiyor. Hem ilgili paydaşlarla bu iletişimi sürdürmesi hem de bizim görev ve sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirebilmemizle ilgili bir yol gösterici, kılavuz olmaları gerekiyor. Maalesef buralarda eksikler var. Onun dışında hala da dünyayla kıyasladığımızda ya da güneyle kıyasladığımızda da ciddi bir başarı var aslında. Yani bu gerçeği de görmeliyiz. Evet, vakalar artıyor ama sayılara baktığımızda henüz o korkutucu rakamlarda değiliz. İnşallah da o rakamları görmeyiz ve bu kapanmalar işe yarar ama insanlarımızın da ilk dönem olduğu gibi bu bilinci yüksek tutması lazım. Artık tehlike yaklaştı. Biz kamusal alanları ne kadar ilaçlayacaksak ilaçlayalım. Siz markette kapabilirsiniz. Gittiğiniz bir restoranda olabilir. Arkadaş çevresinde olabilirsiniz. Bilmeyebilirsiniz. Tüm bunlar sıkıntılı. Okulların açılması bambaşka bir evreydi açıkçası. İşte gördük. Bir sürü dedikodu var. Oradan temaslı, buradan temaslı ama bu virüs yanı başımızda yani. Ben bilmeyebilirim, size bulaştırabilirim, siz bilmeyebilirsiniz, bana bulaştırabilirsiniz. Bunun suçluluğu da yok ama insanımızın artık daha kendini kontrol eder bir noktaya gelmesi lazım. İdarecilerimizin de bu konuyla ilgili kişilerin de çok daha net bilgilerle kamuoyuna çok net ifade etmesi gerekiyor. Şunlar şunlar tamam, şunlar şunlar değil. Şunlara izin verebilirsiniz yerel yönetimler, şunlara değil örneğin. Evet. Şimdi yeni yıl öncesi maalesef o kadar yoğunluklar yaşandı ki yani hiç kimse bazen bunları görmezden geliyoruz ama yani rutin hayatımızmış gibi alışverişler, rutin hayatımızmış gibi işte hediye almalar vesaireler yine trafik ben baktım bizim dere boyunda, metropol yolunda vesaire sürekli bir trafik vardı geçen hafta. Evet. O yüzden ekonomi yeni yıl öncesi işledi. İnsanlar ciddi şekilde etkileşime girdi. Bence bu 15 gün çok çok kritik gibi geliyor bana. Çünkü bu ara epey insan birbiriyle yeni yıl dolayısıyla kaynaştı açıkçası. Yani diyebileceklerim bunlar. Yani çok daha öğretici olması lazımdı ama maalesef öyle anlaşılıyor ki aynı sorunlar devam ediyor bu yeni dönemde de. Hala daha bize bir yol göstericilik yok. Geçen dönem beni çağırdığında ne söylediyse aslında evet, aynıları. Yani... yani o yüzden biz kendi yolumuzu kendimiz bulmaya gayret ediyoruz. Elimizden geldiğince işte görüyorsun küçük belediyelerde çıkıyor. Belediyeler sorumluluk üstlenmeye gayret ediyor ama metropollerde ya da işte kendimize metropol demek ne kadar doğru bilmiyorum. Daha kalabalık şehirlerde bu iş çok daha zor. Çünkü bir okul var örneğin evet. Akdoğan'da. Bizde 34 tane okul var. Yani o yüzden bunun kontrolü, öğretmen sayısı, öğrenci sayısı bizim için çok çok daha büyük bir meblağ. Sayın Başkanım, yani ortaya çıkan rakamlara baktığınızda gerek rakamlar özelinde gerekse de Sayın Bakan diyor ki bugün her tarafta olabilir diyor artık. Endişeli evet. misiniz bir vatandaş olarak ya da bir başkan olarak? Mesela Lefkoşa'da olası rakamlar artmasıyla ilgili elbette sizin de yasal mevzuatla ilgili... Yani yasal mevzuatta görevleriniz belli ama. Ya endişeliyim elbette endişeliyim. Ama bu endişem bütün kamuoyu için. Yani
baktığımda ben vaka sayılarına neredeyse nüfus oranlarıyla eşdeğer aslında vaka sayılarının evet. dağılımları vesaireye bir anormallik görünmüyor orada ama şu çok önemli yani biz parkları kapattığımızda yurttaş bize telefon edip ya bizim çocuğumuz oyun oynayacaktı ne için parkları kapattınız? Alışveriş merkezlerindeki parkları kapattığımızda işletmecinin bize feryat etmesi vesaire. Yani biz aslında onların işi devam edebilsin, sağlıkları devam edebilsin diye bunları yapmaya özen gösteriyoruz ama yurttaşlarımızın da bu anlamda biraz daha işbirliğine yakın ve işbirliğini bizimle birlikte ele almaları gerekiyor. Evet. Yurttaş, belediye, bakanlık çok daha doğru bir çalışma sistemi yaratmalıyız ama dediğim gibi sağlık kurulunun da bizlerle birlikte çalışması lazım. Yani geçen defa da aynı şeyi söyledim ben. Restoran meyhane kapatılacağında aradık dedik ki Lefkoşa'da 110 tane meyhane var. Bunların 80'i restoran olarak izinli. Geri kalan meyhane olarak izinli. Bize diyorsunuz ki şimdi 80 taneyi kapatalım. 80 tane açık kalsın. 24 taneyi kapatalım. Doğru mu? Nasıl aldılarsa izinlerini, izinlerini nasıl aldılar değil. Çünkü ikisi de aynı aslında, restoran da aynı, meyhane de aynı. Restoran olarak işletmesini vergi dairesine tescil eden de var, meyhane olarak da tescil eden var. O yüzden bu ayrımı, bu tarz işletmelere izinleri veren bizler olduğumuz için lütfen o masaya bizi oturtun. Böyle kararlar alacağınızda ki en azından yanlış anlaşılmaların önüne geçebilelim hep birlikte ve bu kaos ortamı da yaşanmasın. 3 gün kaos yaşandı. Restoran evet. meyhane kaosu yaşandı bu ülkede. Bilmiyorum yeni kararlar herhalde bu akşam açıklanacak ama yayına girene kadar henüz bilgime gelen yeni bir karar yok. Sayın Başkanım 9'dan sonra bekleniyor. Sonra. Yani madem tam bu ama yine masada olmadığımızı söyleyeyim. Yani sizin gibi biz de okuyacağız kararları. Sorun değil ama önemli olan bizi de ilgilendiriyorsa o masada mutlaka belediyelerin bir temsilcisinin olması. Şimdi tam bu konuda bugün Sayın Erhan ile konuşurken Ekonomi Bakanı evet. olarak yani o da mesela bir sağlık üst kurulu bulaşıcı hastalık üst kurulu ile ilgili sadece diyor sağlıkla ilgili tedbir alıyorlar diyor. Ekonomiyi düşünen yani ekonomik anlamda da orada olması gerekir diyor. Şimdi siz de diyorsunuz ki biz yerel yönetimle biz uygulayacağız o kararların çoğunu onun için biz de orada olmamız gerekir diyor. En azından şunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Sahada bu kaotik iletişim ortamından kurtulabilmenin yolu ilgili tarafların tümünün ne murad ettiğinin ortaya çıkmasıdır bu karardan. Ben anlayabilirim belediye başkanı olarak. Yani işkili ortamlarda neden bulunulmaması gerektiğini, bu aradaki restoranla meyhane arasındaki farkı ama o işverene bunu anlatamazsınız evet. maalesef. O yüzden bu sıkıntıları ortadan kaldırabilmek için doğru diyalog şart. Kısaca Lefkoşa özelinden birkaç soru Tabii. da geliyor ama ikinci döneminizdir. Eminim bunu siz duyuyorsunuz. Birazcık da sizi provoke edeyim böyle tatlı tatlı. İkinci dönemidir ama hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey olmadı diye çoğu zaman Facebook'tan... Hiç duymadım ben. Provokasyonuma gelmedim. Peki Sayın Başkan, yani ikinci dönemde... ya da kafanızdaki bu dönem içerisinde, bu dönem sonuna kadar nedir Lefkoşalı'ya verebileceğiz mesaj? Tabii. Mesela bir izleyicimiz diyor ki, Serhan Kavaz diyor ki, çok değerli başkanımız, arkadaşımız Sayın Harmancı, bize biraz yeni projeniz olan Dünya Engelsiz Eğitim Merkezi hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. Geçen de oraya gittim diyor, çalışanlarla görüştüm, aktive başladığında hepsine katılmak istiyorum. Saygılar, iyi çalışmalar. Onu duymak diyor. Çok güzel şey. Yani biz senin sorundan başlayıp, Serhan arkadaşımıza da cevap vereyim. Yani tabii ki şunu şaka bir tarafa. Ne söz verdik ve neredeyiz kısmını iyi değerlendirmek gerektiğini, siyasetin de böyle yapılması gerektiğini düşünenlerdenim. Evet. Ben 2018'de sonuçta bir manifestoyla bu seçime girdim. 2014'te de girdiğim gibi ve kaçta kaçındayızın mutlaka analizi her yıl yapılır bizim nezdimizde. Tabii ki mazeret ararsak işte Covid var, 2018'de döviz krizi var. Var yani bunlarla ilgili ama bu yıl gerçekten nevi şahsına münhasır bir yıl oldu. Yani kolay bir süreç yaşamadık açıkçası. Biz ne söz vermiştik baktığımda? Geçtiğimiz yıl sonunda yaptığım bir değerlendirme vardı. Lefkoşa ana taşıyıcı hattın kazması vurulacak demiştim. Evet vuruldu. Bu sanırım yerel yönetimler tarihinde en yüksek bütçeli hibe programlarından bir tanesi. Evet.
10,5 milyon euro, 120 milyon Türk liralık bir program. Bunun %70'lik kısmı tamamlandı. Bu önemli. Çünkü Lefkoşa'nın kanalizasyon altyapısını 2040-2050 yıllarına taşıyacak olan bir değerli altyapı yatırımı. Orada %30'a geldik. Sıkıntılı bir kısma geldik. Senin aracılığıyla da onu söyleyelim. Şubat'ta planlıyorduk. Doktor Burhan Nalbantoğlu'ndaki kazıyı okullar tatile girince erkene çektik okul tatilleri dolayısıyla. Önümüzdeki haftaya da bu hafta sonuna girmeye, bu cuma gireceğiz herhalde. İki gün orada bir yol kapamamız olacak özellikle Ortaköy'deki ışıklarda. Daha sonra da Doktor Burhan Nalbantoğlu Caddesi'nin Gönyeli istikameti şeridinde bir çalışma yapılacak. Yaklaşık 20-25 gün arasında onunla da ilgili gerekli trafik düzenlemelerini yapmaya gayret edeceğiz. Ama yapabileceğimiz en iyi tarih okulların tabii ki tatil olduğu tarih. Burada bir başarımız var kanalizasyonda. Onun haricinde Kanlıdere yürüyüş yoluyla ilgili hibeyi tamamladığımızı söylemiştim. Bununla ilgili ihale sürecinin başlamasını umut etmiştim. Evet, en nihayet başladı ihale süreci ama dizayn ihalesi. Daha sonra yapım ihalesine geçilecek. Bu konuda Avrupa Birliği bağlantılı olduğu için tarih vermek, söz vermek çok zor ama en azından işlerin yolunda gittiğini söyleyebiliriz. Hı. Bu dönemde bizim geçen yıl ne söz verdi diye baktığımda en önemli konulardan bir tanesi yine kadın sığınma evi ve açık pazara ilişkindi. Açık pazar aslında uzun zamandır herkesin beklediği bir pazar. Pandemi döneminde ikide kaldık aslında. Çıkalım mı, çıkmayalım mı? Çünkü üst yapı maliyeti çok yüksekti. Ama topluma verdiğimiz bir sözdü. Çıktık. Ocak sonu, Şubat başı gibi bu ay sonunda ya da önümüzdeki ay başında tamamen bitirmeyi hedefliyoruz. Ve Şubat'ta artık yeni yerinde açık pazar. Biz ona Merkez Lefkoşa ismini verdik. Kadın sığınma evinin kaba inşaatı tamamlandı. Geçici kabulü yapıldı. Onda da 3 milyona yakın kendi bütçemizden ödemek zorunda kaldık. Aslında bir hibe olmasına rağmen çünkü AB süreçleri de pandemiye takıldı. Maalesef orada da bir sıkıntı yaşadık. Çocuk merkezini, el ele kreşini açtık bu yıl. Yeni Dünya Engelsiz Yaşam Merkezimizi açtık. Dayanışma ve Eğitim Merkezimizi açtık. Bunlar tümü de aslında çok çok önemli. Sosyal hayatı bir fiil ilgilendiren gelişmelerdi. Mehmet Akif Caddesi'nde yani dere boyu olarak bilinen yerde kaldırım düzenlemelerimizin parça parça başladık. Hızlanacaktık. Pandemi dönemi bizi yavaşlattı ama bu yıl umarım biraz sonra konuşacağız herhalde çünkü hükümetin bize ayırdığı bütçeyle bir yere gidebilecek miyim? Çok belli değil yani onu söyleyeyim. Orayı ilerletme hayalimiz var. Mezbahayı kiraladık geçtiğimiz yıl. Bu da yaklaşık yarım milyonluk bir ek gelir demek belediyeye yıllık olarak. Ama 2021 ve daha sonrası için umutlu musunuz dersen çok zor açıkçası. Hükümet bu yıl için yerel yönetimlere %48'lik bir artış öngörüyor. %48. Hayat pahalılığı öngörüsü ise hükümetin 14.8. Hatta yani ben çalışma karşılıklarına baktığımda bütçede %18 görüyorum bu rakamı. Bu bizi maalesef bizi ve diğer belediyeleri tam anlamıyla duvara götürür. Yani bunun bu şekilde geçmesi halinde bütçenin çok ciddi zorluklar bekliyor bizi. Tabii tüm bunları hükümetin parası var da bize vermiyor anlamında yaklaşamayız ama hükümet bunu öngörüyorsa finansmanla ilgili çeşitli kolaylıklar sağlamak zorunda. Ben demiyorum yani her şey güllük gülistanlıkta bize de bir kepçe daha fazla verin. Böyle demiyorum ama önemli olan bize finansman erişimi sağlamalar. Yani evet 1,5 yıllık kötü bir dönem içerisindeyiz. Bu dönem içerisinde nasıl ki özel sektöre ilk başta sağlanan uzun vadeli krediler, finansman kolaylıkları vardı. Bunların da yerel yönetimlere sağlanabilmesinin koşulları yaratılmalı diyorum ben açıkçası. Evet. Yine geçtiğimiz yıl içerisinde biz 3 milyonluk kanalizasyon yatırımı yaptık ki bu çok çok önemli. Asfalt, kaldırım gibi konularda da 2018'de seçime girerken verdiğim söz baki açıkçası. Neydi bu verdiğim söz? 30 milyon TL'lik bir borçlanmaya gitmemiz halinde bunun 20 milyonunu buraya kullanacağım. Evet. Şimdi biz bugüne kadar bu borçlanmayı yapamadık öyle ya da böyle. Artık burada top biraz da belediye meclisinde. Belediye meclisi eğer bu yönde bir finansman sağlarsa bize
çok sağlam bir atılım yapmış olacağız bu alanda da. 2018'de sözünü verdiğimiz işleri yapacağız. Eğer meclis de bize bu aritmetikte bu finansmanı sağlarsa, tabii mecliste Covid dönemi dolayısıyla biraz daha ihtiyatlı yaklaşıyor haklı olarak. Ama biz belediye gelirlerini her yıl artırdık. Yani 2.4 ile başladığımız serüvene 8 milyonluk aylık gelire kavuşturduk. Ki geçtiğimiz yıl hiçbir zam, hiçbir kalemde yapmadık. Bu yılda öyle bir niyetimiz yok. Evet. Sayın Başkan, şimdi 2021 bütçesinde bize ayrılan rakam %18'dir diyorsunuz. Yok, bize ayrılan pay %48 artırıldı sadece diyorum. %48 artırıldı. Evet. Bu da bizi duvara tuslatır diyorsunuz. Çok net. Eğer maddi imkan, yani maddi kaynak olmayacaksa finansmana erişime kolaylık sağlanması gerektiğini söylüyorum. Ne demekti Sayın Başkan? Şöyle bir şey söyleyelim. Yani bizim için şu var. Eğer 28 belediyenin toplam ihtiyaçları bu yılı geçirebilmek için 100 milyon liralık bir finansmansa, evet, yatırımlar için, sadece yatırımlar için bu finansman kredi kullandırılabilir belediyelere ve bu da uzun vadeye yayılabilir ve kaynağından kesinti modeliyle de bu ilerletilebilir. Bunları konuşuyoruz ama ben maalesef böyle bir açılım değil, hiçbir açılım görme ümidim de yok, onu söyleyeyim. Çünkü geçen yıl yapılan emlakla ilgili artışları dahi yeni hükümet yeni karar tasarısında aşağıya aldı. Neydi orada aslında? Zenginden biraz daha fazla emlak vergisi alınması. Yani evin boyutu büyüyorsa emlak vergisi oranı yükselecekti. Pardon. evin boyutu küçülüyorsa da daha az bir miktar ödeyecekti. Şimdi 120 metrekareye kadar olan konutlarla daha sonrası neredeyse eşitlenmiş durumda. Bu da aslında zam değil, tam aksine bir düşüş demek rakamlarda. Bu hükümet kendi harçlıklarını otomatiğe bağladı. Birisiniz işte çıktıklarında da kürsüye siz de yaptıydınız, biz de yaptıydık, siz de. Çünkü otomatik, yani bu yılda %12 civarında bir harçlara zam yapıldı. Geçtiğimiz yıl %14. Evet. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Bu neye yol açıyor Levent? Yani hep kamuoyunda tartışılıyor ya su fiyatları, kanalizasyon fiyatları vesaire. Aslında bunun sebebi de hükümet. Yani hep suçlanıyor yerel yönetimler ama eğer siz adaletli bir vergi düzeni istiyorsanız zenginden daha çok alacaksınız değil mi? Fakirden daha az. Bunun modeli nedir yerel yönetimlerde? Emlakınızın değeriyle ilgilidir. Eğer sen sevgili Levent 1 milyon poundluk evde oturuyorsan onun vergisini ödeyeceksin. Güneyde bu rakam 450 eurolar ve üzeridir. Bu değerdeki bir ev. Bizde ise sen kalıyorsun Hasbolat'ta 120 metrekare evde. Ben kalıyorum Dereboyun'da 120 metrekare evde. Benimle senin ödediğin vergi aynıdır. Bu adalet yaşanmadığı için maalesef değişken olan tek şey su ve kanalizasyon ücretleri oluyor. Bu durumda da yerel yönetimler tek zam yapabilecekleri yer olarak bunu görüyorlar. Bu da ne yapıyor aslında? Fakiri daha çok fakirleştiriyor. Zengin için de çok bir etkisi olmuyor bunun. O yüzden adaletli vergi sistemi yerel yönetimlerde emlakın değeri üstünden olmak zorunda ve emlakı inkişaf ettiriyorsam ben, girdim bir bölgeye de güzel kaldırımlar yaptım, çevre düzenlemesi yaptım, oradaki emlakın bedeli 20 bin sterlinden oldu 50 bin sterlin. İşte bunun vergisi, bunu bu yatırımın karşılığı öyle geliyor aslında dünyada da. Şimdi Elefteria Meydanı 13,5 milyon euroluk bir AB kaynağıyla yapıldı. Elefteria'nın yanındaki mülkler bundan etkilenmişse o vergiyi alan Güney Lefkoşa Belediyesi ve oradan kazanç sağlayan. Ama maalesef biz iki elimiz arkada, hükümetin bize sağlayacağı ne yapacaklar bu yıl? Yüzde kaç görürler yerel gelirlerdeki artışı? Böyle bekliyoruz ve zannederik kendimizi çok modern belediyecilik yapabilecek. Hayır. Yani kendi imkanlarımız doğrultusunda ya finansman erişimi ya yasal değişiklikler. Yani dört tane sivil toplum örgütü ya Levent bir araya gelir ve bu ülkede istediğini yaptırır. Sırası geldiğinde eylem yapıp istediğini yaptırır. 96'dan beri, 95'ten beri belediyeler yasası değişmedi bu ülkede. Ve nedense geçen her hükümet de düşeceğine yakın getirir bunu komiteye. Düşerler kadık olur der belediyeye, ben getirdiydim. Bu dalga geçmektir ya.
tabii bu noktada en son yine sizden öğrendiğim bir konu vardı Sayın Başkan. Yani hatırlarsanız seçimden önce yani yerel yönetimler reformu belki de benim adaylık kararımı etkiler. Evet, doğru. Bir yorum. Ve zannettiydik olacak. Evet, çünkü yani hükümet yani hükümetin o konuda henüz olmadı. Yani bu, evet. Yani bu bir kayıp olarak yorumluyorum ben, yanlış anlaşılmasın. Doğrudur. Ama tabii orada yani yerel yönetim reformunda da aslında esas olan nokta yani belki de bazı bu emlak vergilerinin biraz daha düzenlenmesi, belediyelerin lehine belki de olabilecek şekilde. Bir sürü şey olabilirdi, evet. Sevgili Levent. Yani reformdan bahsedersek çok kapsamlı. Anladım. Yani bizim hedeflerimiz reformda şu olmalı. Yani biraz daha aykırı düşünebilmeliyiz. Kaymakamların bugün rolü nedir sevgili Levent? Yani işçileri var, dışarıya çıkıp iş yapabilirler. Biz kaymakamlarımızı temsil ediyorum. Bu arkadaşlarımız iyi niyetle o göreve geliyorlar. Ama ellerindeki olanaklar şudur. Bir afet olur, belediye gider, sivil savunma gider, başka biri yok. Kaymakamlık gelir, not tutar. Not tutar. İşgi ruhsatı belediyeler veremez. Av ruhsatı belediyeler veremez yani. Evet. Bu kadar zordur bu işler. Hayır, ben diyorum ki kaymakamlıklardaki arkadaşlarımız farklı bir role bülünsün. Kaymakamlıkların görev ve yetkileri yerel yönetimlere verilsin. Ulaştırmanın bazı görev ve sorumlulukları belediyelere verilsin. Çünkü aydınlatma direğinde problem olur, vatandaş size sorar hesabı. Ama sorumlu siz değilsiniz. Alayolda problem olur, vatandaş size sorar hesabı. Yine sorumlu siz değilsiniz. Ben diyorum ki sorumlu yerel yönetim olsun. Ama aynı zamanda da bunun geliri de yerel yönetimde olsun. Çok doğal olarak. Eğitim alalım. İlk öğretimi ya da anaokulları yerel yönetimler olsun. İlk basamak sağlık hizmetleri yerel yönetimlerde olsun. Ama buna ilişkinde İskandinavya'da olduğu gibi, dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi skalaları belirleyelim. Bugün biz %9'larda alıyoruz yerel gelirlerden payımızı. %20'ler, %21'ler, %25'ler olsun. Devlet o hantallığını atsın üstünden. Biz de daha fazla müdahil olalım. Ama bize biçilen rol işte sinekçilik yap, yol yap, o. Yani bu kadar. Bunun dışında bir şey yok. Sayın Başkan, son bir özel birkaç bölgeyle kısaca ve çöpen bu Sevil Ayhan'ım epey bir mesaj attı. 3-4 tane mesaj sanırım size de attı. Evet, yani Facebook'ta da yazdı. Yayla Sokak, Küçük Kaymaklı, Parajmanca Parkı kuzeyinde Çıkma Sokak. Yaşıyoruz bölgenin bir yerleşim yeri. Bölgeye giriş ve çıkış yollarımız engellendi. Şimdi. Sevgili Levent, yani bilmiyorum yani görür mü? Sayın yani. Başkan alayım. Yani tamam. Oradan ekrana. Yani sevgili şöyle söyleyelim biz. Sayın Başkan gösterirseniz tabii ki kameraya. Tabii ki. Ya da bu kameraya gösterecek. Şimdi şöyle ifade edeyim. Sevgili ben. Bunu alalım lütfen. Yani sorduğu için ben de açtım önüme. Buyurun. Şimdi Küçük Kaymaklı bölgesinde, daha doğrusu Küçük Kaymaklı ile Kızılbaşı birbirine bağlayan evet. Haydar Aliyev Caddesi'nde evet. Biliyorsunuz ki bir hızlı akan bir trafik var. Neden hızlı akıyor? Çift şerit, iki geliş bir yolumuz var ve o bölgede maalesef tek bir kamera var. Şimdi polisin bize ısrarla üzerinde durduğu bu yolun olduğu gibi orta refüjünün kapatılmasıdır. Aynen daha önce Mustafa Rus Caddesi'nde yaptığımız gibi. Fakat biz henüz daha bu aşamada olmadığımızı ama köşelerden çıkışlarla ilgili önlemler alabileceğimizi söyledik. Şimdi bahsedilen yol Bolu Yolu Sokağı'nın çıkışıdır. Bolu Yolu Sokağı da çok sık kullanılan bir alternatif evet. güzergahtır. Şimdi bu yapılan düzenlemeyle aslında her iki tarafta birer dönel kavşak çember olan yere biz sadece Kızılbaş istikametiyle çıkış verdik. Dönel çemberden dönüp tekrar buraya gelinebilir ve diğer çemberden geçilebilir. Alternatif olarak da benim görebildiğim kadarıyla Akçay Sokak'tan giriş yapılabilir ve Özlem Sokak istikametinden buraya varılabilir. Ama elbette yurttaşımızın o bölgede kalan insanlarımızın bu yönde ciddi anlamda yaşadığı sıkıntıları sonuçta bu kararı ben vermiyorum. Trafik komitesi veriyor. İçerisinde polisin olduğu, evet. Uzmanların olduğu bir komitedir. Yine komisyonumuza götürürüz. Yine bilimsel bir şekilde değerlendirilir.
polisin aktardığı hususlarda ele alınır ve bir bir değerlendirme daha yapılır. Evet. Bu arada tabii bu bahsettiğiniz bölge doğrudan beni de ilgilendiriyor. Doğrudur. Yani Lefkoşalı olarak. Evet, sen de Özlem Sokağı'yı sık kullanın. Evet, onu da. Sayın Başkan, yine aynı bölgede, bu Sulhi Garan Sokak ve doğrudur, diğer çocuk bölgede bir kanalizasyon sorunu yaşanıyor. Evet, yine buradan 5 tane soru, 3 tane, buradan 3 tane soru. Bu konuyla ilgili bir... Biliyorsunuz burada Özlem Sokak ve bağlantılı sokaklarına kanalizasyonu getirdik. En son Haydar Bey Sokak ve Bodrum Sokak'ta kaldı kanalizasyon. Evet. Bundan sonraki etapta Sulhi Garan'ın bağlanması, Şirin Sokak'ın, Yağmurlu Sokak'ın bağlanması ve Bozkır Sokak'la birlikte bu sürecin tamama ermesi var. Evet. Diğer sokakları bağlamadan bunu yapamazdık açıkçası. Şimdiki hedefimiz bu. En son çıktığımız Kargı Sokak farklı bir yerde. Ama bu da bizim gündemimizde yer alan bir proje. Son, bu yeni dere boyla kumsal arkasına yapılan apartmanlara oraya bir köprü yapılması zor mu diye soruluyor. Doğrudur. Bu da bizim bu konuyla ilgili bir projemiz mevcut. Evet. Umarım bu nereye takıldı demeyelim de aslında Kanlıdere'nin yürüyüş ve bisiklet parkurunun içerisinde yer alacak bir projeydi. O projeye yedirilmiş bir köprüdür. Ama eğer o proje uzun sürecekse bu dönem içerisinde de ele alınıp yapılabilir. Yapılabilir. Çünkü o insanların Mehmet Akif Caddesi'de çıkış problemi var. Sayın Başkan, takdirinizle birazcık siyaset konuşmak istiyorum. Eğer bu konuda Lefkoşa'yla ilgili benim sormadığım soracak çok soru var aslında. Çok sorun var. Ben biraz ama belli ki o tarafa kaçmak isterim. Ya kaçmak istemem. Yani soracak. Sizi canlı yayında bulmuşken sormak istediğim çok soru var. Çok merak ettiğim konu var Sayın Başkan. Yani başında da söyledim. Şimdi en çok merak edilen konulardan biri, Sayın Mehmet Harmancı ve işte Tanrıcılar Asipersi içerisinde önemli bir siyasi profilsiniz sonuçta. Elbette Sayın Cemal Özyiğit Başkan bizi izliyorsa kendisine selamlarımı iletelim. Hassas bir dönem. Bir kırmadan dökmeden ama siyasi geleceğe dair bir ışık tutma açısından. Cumhurbaşkanı seçim öncesi duyduğumuz çok bir iddia vardı ki Sayın Mehmet Harmancı başka bir parti çalışması içerisindedir. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin yeterince ivme katmadığını düşünür ve başka bir oluşum siyasi hatta BDH benzeri bir siyasi güç yani bir mozaik oluşturacak Mehmet Harmancı önderliğinde. Öncelikle böyle bir projeniz var mıdır? Siyasi gelişmeler sizi bu yönde nereye doğru yönlendirir merak ediyorum Sayın Başkan. Şimdi en sık sorulan sorulardan bir tanesi bana bu. Çok da kulağıma geliyor. Hatta parti içerisinde de bana bir iki defa ne oldu parti mi kuruyorsun falan diye. O kadar bir herhalde kamuoyunda gündeme geldi. Maalesef soruldu. Şimdi şöyle bir şey. Ben hiçbir oluşumun içerisinde ve hiçbir farklı parti arayışı içerisinde hayatım boyunca olmadım. Yani hayatım boyunca derken 97 yılında Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin içerisine girdim. Barış ve Demokrasi Hareketi ve sonrasında Toplumcu Demokrasi Partisi'nde bu iki hareketin birleşmesiyle birlikte siyasi yolculuğuma devam ettim. 2014'te aday olacağımda bağımsız aday olmam yönünde çok çağrı oldu. Ama ben Toplumcu Demokrasi Partisi'nin Lefkoşa Belediye Başkanı adayı olmaktan gurur duydum. O dönemde de karşımda yine Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı vardı ve DP ve UBP birleşik bir aday çıkarmıştı. 2018 yılında bir ittifak söz konusuydu Cumhuriyetçi Türk Partisi TDP arasında. Ulusal Birlik Partisi'nin çok güçlü bir adayı vardı ve süreci yine TDP adayı olarak kazandım. Ben partimden ne utanırım, ne sıkılırım, ne de farklı arayışlara girerim. Ben bu partinin bir neferi olmaktan gurur duyarım her şeyden önce. Bu partinin geleneği, bu partinin kökleri benim ben olmamı sağlayan ve bugünkü siyasi duruşumu sağlayan bir noktadır ve öğretidir diye görürüm. Elbette farklı siyasi partilerin öğretilerinin de kendimize zaman zaman bir farklı perspektif katabilmesi için bir zihnimizin bir yerinde mutlaka yer almıştır. Bu dönem içerisinde de hiçbir oluşumun içerisinde ben yer almadım. Olan var mı onu da bilmiyorum açıkçası. Yani farklı oluşumlar, dinamikler var mı? Farklı bir oluşum peşinde olan her dönem özellikle solda, solda birlik için, tek bir çatı olabilmesi için mutlaka girişimler vardır. Yani bu sırda değildir ya. Bu partilere gelen
tekliflerdir. İşte çatı partisi kuralım, şunu yapalım, bunu yapalım. Ben bunların da aslında küçük modellerinin kendi seçim kampanyam dönemlerinde uyguladığımı düşünüyorum. Bu tarihte ilk kez 2014'te Bağımsızlık Yolu, Birleşik Kıbrıs Partisi, TDP aynı adayı desteklediler ve logoları bir yerde yer aldı. 2018'de Bağımsızlık Yolu, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi aynı adayı, yani Mehmet Armancı'yı o dönem sağ olsunlar desteklediler ve bir geniş birliktelik yaşadık. Evet. Ben bunun programla olabileceğini düşünürüm. Bunu ayrı bir partiyle olabileceğini asla düşünmem. Biz göstereceğimiz politikalarla nasıl bir yol izleyeceğimizi, farklı, bizden farklı düşünen kesimlerle nasıl ortaklaşa bir çatı altında yer alabileceğimizin formülünü TDP içerisinde bulabileceğimizi düşünenlerdenim. Çünkü bu pratiği daha önce sergiledik. Evet. Bu pratiklere başarılı olduk. Eğer başarılı olduğumuz belli olan pratikler varsa neden biz başka daha önce denenmiş ve başarısız olmuş modeller üzerinden siyaset yapmaya çalışalım ki? Ben herkesin farklı özellikleri olduğunu ve bir potada erimeyeceğinin çok farkındayım. Yani Yeni Kıbrıs Partisi TDP ile bir potada eriyebilir mi? Eriyemez. Ama Lefkoşa Belediye seçimlerinde Yeni Kıbrıs Partisi'nin de amblemiyle desteklediği bir aday vardı. Birleşik Kıbrıs Partisi hakeza, Sol Hareket hakeza, Bağımsızlık Yolu hakeza. Demek ki bu hareketlerin kendi öznelliğini koruyalım. Bir yerde kalsın. Yani onlar da bir değerdir ve onların ortaya koyduğu politikalarla TDP %100 asla buluşamayacak. Evet. Bu süreci zorlamanın da bir alemi olduğunu düşünmem açıkçası, ama bir araya gelebilecek asgari müşterekleri bu çatı altında bulabileceğimizi, yürütebileceğimizi düşünenlerdenim. O yüzden şunu söyleyeyim net olarak. Ben farklı bir siyasi oluşumun asla ne yanında oldum ne bunun taraftarı oldum. Sivil toplum hareketlerinin her zaman içerisindeyim. Yeni kurulacak olan sivil toplum hareketleri varsa bunların da bir paydaşı olabilirim. Ama siyasal görüşüm, siyasal duruşum ve siyaseten yer alacağım yegane yer Toplumcu Demokrasi Partisi'dir. Bundan ödün vermem. Bunu da tartıştırmam da aslında kamuoyuyla. Yakıştırıldı. Belki de öyle bir ihtiyaç vardır diye yakıştırılmıştır, ama şu an için benim söyleyebileceğim sana, ben siyasete Toplumcu Demokrasi Partisi'nde diğer sol güçlerin de içinde olabileceği bir modellemeyle hareket etmesi gerektiğini savunanlardan. Sayın Başkan, bu arada size kararı attım. Bulaşıcı hastalıklar tamam. Kararını Messenger'ımızdan attım size. 17 maddelik bir karar silsilesi görülüyor. Elbette soracağım size, ama bu konuyu dağıtmama adına yani Sayın Armancı peki bundan sonra ne yapacak? Benim bir de dediğim konulardan bu. Yani TDP'de önümüzdeki dönemde bir genel başkanlığınız söz konusu olabilir mi? Nedir planınız, programınız? Ya, şunun altını öncelikle çizeyim. 2018'de ben girdim bir seçime ve insanlara bir manifestoyla söz verdim. Evet. Dedim ki ben Lefkoşa Türk Belediye Başkanı olacağım. İnsanlar da bana oy verirken git popüler ol da git orada git merkez siyasette bir yer edin diye bana oy verdiğini düşünmüyorum. Evet. Ben insanların bu bana verdiği olanağı bir sıçrama tahtası olarak kullanıp daha sonra siyasette bundan dolayı bunu avantajıma kullanıp hem de siyasette bir yer edinmeyi çok etik bulan bir insan değilim. Evet. Lefkoşalılara olan sorumluluğum benim için her şeyden öncedir. Çünkü 2018'de %53'lük bir oy verdi bu insanlar ve bir güven duyduklarını söylediler. Bu güveni asla boşa çıkarmak istemem. Ama şunun altını çizerim. Bizim Toplumcu Demokrasi Partisi olarak Mart ya da Nisan ayında bir kurultayımız var. Mart 3 ay 4 ay sonra. Evet. Bu kısa süre içerisinde benim hala daha 1,5 yıllık bir görev sürem kalmış olacak. O yüzden uzun lafı da çok fazla uzatmadan şunu söyleyeyim. Çok arada bir seneden fazla bir mesafe kalacağı için ben bu dönem için kurultayda aday olmayı düşünmüyorum. Ama kurultayın Toplumcu Demokrasi Partisi'nin kadrolarının zenginleşmesinde, kadrolarının yeni bir seçime ya da yeni bir döneme hazırlanmasında bir rolüm, bir görevim olacaksa buna elbette katkı sağlamaya hazırım. Her türlü görevi de almaya hazır olurum öyle bir durumda.
Gün ve zamanı ne zaman gelir bunun? Onu söyleyeyim. Eğer 2022'de ben Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı'na aday olmama kararı verirsem ve ben merkez siyasette devam etmeyi ve bugün yaşadığımız bir sürü problemin orada gidip çözme yönünde irade koymayı düşünürsem, ki evet zihnimin bir tarafında bu da vardır, olduğunu inkar edemem asla. O zaman evet otururuz arkadaşlarımızla. O dönem artık başkan kimse, çünkü artık Nisan'da kurultayda ya Cemal Hoca devam edecek ya başka bir arkadaş seçilecek. Onun üzerinden bir gelecek kurgusu yapacağız. Ama şu an ben kendi konsantremi Lefkoşa dışında bir yere vermenin Lefkoşalılar açısından da kendi siyasal geleceğim açısından da doğru bir yaklaşım olmayacağını düşünüyorum. Ama Lefkoşa zaten benim taşıdığım çok çok onurlu bir görev ve bu görevi de layıkıyla sonuna kadar yerine getirebilmek birincil ödevim olmalıdır diye düşünüyorum. Ama siyasette gün geldiğinde ortaya çıkaracağımız farklılıkları kabullenebilecek, ortaya çıkarabileceğimiz takımları kabullenebilecek bir zemin olduğunu düşünürsem adım atmak isterim. Biraz daha farklı bir siyaset güdülmesi gerektiğine inananlardanım ben açıkçası. Bu farklılığın da bir sürü boyutu vardır. Yani başka program çıkar bu. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde ne yaptığımızın ve nasıl başarılı olduğumuzun bir mikro ölçeğini makroya yansıtmak zorundayız. Yani bence biz KKTC'nin küçük bir prototipiydik. Yani Lefkoşa Türk Belediyesi olarak. Ve eğer biz bu gemiyi dış kaynak olmadan da sürdürmeyi başarıyorsak, eğer biz bu gemiyi kendi kendine yeten bir noktaya getirmişsek ve eğer sosyal adaleti de buraya getirirken sağlamayı başarmışsak, toplumsal eşitsizlikle mücadele eden sosyal sınıflara yönelik açılımcı ve icraatçı politikalar yürütebilmişsek, evet bunun makro ölçekte de olabileceğini, hazırlandığımızı, bu yönde politikalar ürettiğimizin de bilinmesini isterim. Evet çalışıyoruz. Makro ölçekte de bunların nasıl uygulanabileceğine ilişkin iyi bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Ama örneğin TDP bundan sonra iktidar talep etmeli bana göre. Ve hedefi de TDP başkanının başbakanlık olmalı bana göre. Bu doğrultuda gitmeli. Ekibini de buna göre kurmalı diye düşünüyorum. Biz yarın iktidara gelecekmiş gibi çalışmalıyız. Toplumun sorunlarına hakim olmalıyız. Toplumun yanında olmalıyız. Süt üreticisinin de derdine ortak olabilmeliyiz. Turizmcinin derdine de ortak olabilmeliyiz. İşçinin de, engellinin de derdine ortak olabilecek kadroyu, takımı yaratabilmeliyiz. Sen başkan, Sayın Mustafa Akıncı'nın seçimi kaybetmesinin TDP'ye bir imaj kaybettirdiğini düşünür müsünüz efendim? Hayır, düşünmem. Yani bir kere ilk turun ikincisi %29'da, ikinci turda da %48,5'luk bir oy oranından evet bahsediyoruz. Yani ve biz Sayın Tatar'a seçim kaybetmedik. Yani biz Sayın Tatar dışındaki bütün güçlere seçim kaybettik ve seçimin nasıl yaşandığını tekrar tekrar bütün stüdyolarda anlattık. Bir kez daha anlatmama gerek yok ama evet, tarihin en ağır müdahalelerinin yaşandığı bir seçimde ben TDP'nin ciddi bir omurga teşkil ettiğini, Sayın Akıncı'ya verdiği güçle de ciddi bir omurga teşkil ettiğini düşünenlerdenim. Bütün gençlik kadrolarının temelini TDP'nin oluşturduğunu düşünenlerdenim. Elbette bağımsız Sayın Akıncı'ya destek veren ya da diğer partilerden destek veren birçok insanın da büyük katkılarıyla oldu bu sinerji ama Sayın Akıncı rutin şartlarda bu seçimin zaten galibiydi. O yüzden ben TDP'nin zemin kaybettiğini değil, tam aksine aslında yapılan kamuoyu araştırmalarına da baktığımda TDP ciddi bir zeminleşti bu seçim sonrasında. Yani TDP için artık kimse baraj yani kaygısı taşıyan bir parti olarak bakmıyor. Anketler de bunu göstermiyor ama şimdilerde uzun zaman iktidar ortağı olmuş birçok partinin çok ciddi baraj sıkıntıları olduğu bu anketlerin de sonucu, yani o yüzden TDP değil aslında yıpranan, özellikle iktidarda vakit geçiren partilerin çok ciddi şekilde yıprandığını bu dönemde gördük. Bugün yaşananlar mecliste de mevcut iktidarı çok yıpratacağı benziyor. O yüzden göreceğiz siyaset nasıl şekil alacak. Evet. Sayın Başkan,
yani bu konuyla ilgili dediğim gibi bir ayrı bir program yapsak. Yapalım sevgili Levent. Ne zaman istiyorsanız Sayın Başkan. Beklerim. Yani her konu dağılmadan. Tabii ki. Sizi yine de buradan konumik etmek isterim açıkçası ama kararlar da size attım bu arada. Yani saat 22'den sonra kafe, restoran, pastane, betofiz, kuaför, sonra güzellik merkezi, kıraathane, pide salonu, faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin alınan karar aynı şekilde devam etmesi karar vermiştir. Yalnızca paket servis. Paket servisler. Pide de ikamet edin. Evet. Buyur. Yok mu Sayın Başkan? Böldüm hayır efendim. Yok bilakis. Yani sizin değerlendirmenizi isteyeceğim sıcağına bundan pilede ikamet eden veya pilede çalışan kişilerin bir saat içerisinde yapılan güncel negatif PCR testi sonuçlarının biraz etmeli kaydı ile karantina olmasının geçiş yapabilecekler. Meyhane, masa salonları, bar, klub benzeri yerleri kapatma kararı 10 Ocak tarihine kadar uzatıldı. BM AB İngiliz üsleri ara bölge kayıp şahsa 72 saat için yapılmış PCR testinin sonuçlarını iptal etmeleri kaydıyla karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabilecekler. Güney Kıbrıs'a ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs'a ikamet eden ve Güney Kıbrıs'a rutin tedavi gören tedavileri başlamış hastalar günübirlik karantina olmaksızın geçiş uygulamaları uygun görülmüştür. Efendim güneyde çalışanlara 10 Ocak tarihine kadar karantinaya tabi olmasına karar verildiği güneyde ikamet edip kuzeyde çalışan işçilerin geçişlerinin 10 Ocak'a kadar uzatılıyor. Yeşilat tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin karantina uygulaması olmaksızın ticaret uygun görülmüştür. İkamet beyan modu 3 Ocak tarihinde 10 kişiden fazla bir araya gelmesi hususunda 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesi kararı 10 Ocak'a kadar uzatıldı. Her türlü eğlence faaliyetlerin, iş yeri törenlerin, düğün faaliyetlerin durulması ilişkin 10 Ocak tarihine kadar uzatılmış. Pek çok karar uzatıldı Sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkanı da inşallah yollarlar. Cenaze törenleri. Yani şöyle söyleyeyim. Yani ben tabii özellikle bizi ilgilendiren kısımlarına baktığımda 10 Ocak'a kadar öyle anlaşılıyor ki mevcut tablo devam ediyor. Evet. Esasen. Ama sokağa çıkma yasağı olmayacak. Onu anlıyorum. Evet, evet. Ama kafeler de kapatılacak, barlar da, meyhaneler de ve benzeri dediler. Evet. Yani restoranları da anlıyorum ki bu kapsama aldılar. Tabii ki şu var, saat 10'dan sonra ortada olan bir bar sektörü vardı. Aslında bar sektörünü bence hedefleselerdi çok daha doğru gidebilirdi sanki işlem gibi geldi bana ama olacağı kadar görelim. Çok da fazla eleştirmek istemiyorum yani bu mevcut kararları. Şu çok önemli ama. Sayın Ersan Saner'i de ben bugün dinledim de yani biz dedi Sağlık Kurulu'nun kararlarını bir fiil uygulayacak. Şu çok önemli. Sağlık Kurulu kararlarının uygulanması belli kişileri mağdur ediyorsa hükümetlerin görevi o mağduriyeti giderici adımları atmasıdır. Yani siz bir sektörü kapatıyorsanız ya da bu sektöre ilişkin bir şey üretiyorsanız buna ilişkin bir açılımı sağlamak zorundasınız ya da bir niyet ortaya koymak zorundasınız. Yani biz bunu kapatıyoruz ama burada çalışan atıyorum 4 kişilik çalışan sayısıyla ilgili olarak da sigorta ihtiyaç sağlığı yatırımlarını talep etmeyeceğim sizden bu ay. Örneğin. Evet. Biz ne yapıyoruz? Örneğin senin aracılığından şunu söyleyeyim. Buyurun. Çok kötü gitti işler. Çarşıda, esnafında. Bandabulya'nın Ocak ayı kirasını almıyoruz bir kez daha. Bandabulya'daki işletmelerimizin ve diğer kiracılarımızın. Kapalı olan diğer kiracılarımızın kiralarını almama kararı aldık. Aynı görevin vakıflarda da olduğunu düşünüyorum. Aynı görevin hükümetin kira sabitlemesinde de yapması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi siz meyhaneciye kapat diyorsunuz. Ama mesela bunun arkasına tedbir olarak benim beklentim mal sahipleri siz de kiranızı 2 ay şuradan alacaksınız. Ben de sizin eğer bir kaybınız varsa şuradan telafi edeceğim gibi önlemlerin masaya gelmesi gerekiyor. Elbette sağlık üst kurulu sağlık açısından bakacak, kararı alacak ama hükümet edenler, o bakanlıklarda oturanlar da bununla ilgili altlığı oluşturmaları gerekiyor. Yoksa mağdur çok olacak kesinlikle. İşsizlik zaten görüyorsunuz ciddi oranda artış yapmış durumda. Belediyeye gelen iş başvurularından bunu görebilmek çok mümkün. İyi bir dönemden geçmiyoruz. El birliğiyle umarım bu döneme atırız ama benim beklentim hükümetten dediğim gibi etkilenen sektörlere ilişkin ne gibi açılımlar yapacaklar bunları da bu kararlarla birlikte ortaya koymalarıdır.
Ben bugün bu Selim Bastan'a da bir yanıt vermiş olayım. Ben hiç açıklama yapmamıştım Güney'de çalışan işçilerle ilgili. Sadece eylemlerinde yağmur yağdığı için yağmurluk vermiştim eylemcilere ve bir sıcak salep ikramında bulunmuştuk. İnsaniyet adına, çünkü ekmeğinin peşinde koşan insanlar, ama bunun doğrusunu bilen sağlık kuruludur. Biz değiliz. Hükümetin yapması gereken de konaklama şartlarıyla ilgili açılımı yapmasıydı. Örneğin bir açılım yapmışlardı ertesi gün. Bunun takibi vesairesi yine onlara ilgileniyor ama bugün bir köşe yazısında Güney kaynaklı bulaşın sorumlusu Mehmet Armancı gibi bir şey okudum ki bu eyleme destek vermişim diye. Çok üzüldüğümü belirteyim. Yani buraya enmemeli şey, düzeyi bir yerde korumak zorundayız. Açıkçası eleştiri çok güzel bir şeydir. Ben de eleştiriyi hiçbir zaman, sen de bilin, öfkeyle karşılamam. Buna sadece üzüldüğümü söyleyeyim. Düzeyin bu noktaya inmesine ciddi üzüldüm. Yoksa biz insaniyet namına bir salep vermişik, çay vermişik, bir politika belirlemiyoruz orada. Ve ben bunu da açıklamadıydım. Bir gazeteci oradaymış diye haber yaptıydı açıkçası. Çünkü bu yardımın reklamı da olmaz sevgili Levent. Evet. Bunun da bu şekilde bilinmesini istedim. Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımıyla, evet, yapılmasına karar verilmiştir. Yani biz uyarıyoruz. Zaten biliyorsunuz en sık cenaze, evet, bizde oluyor. Bu, biz farklı saat uygulaması yapıyoruz. Çünkü neredeyse bizim günlük ortalamamız günde 3 defindir. O yüzden biz saat 10'da başlatıp öğle namazına kadar cenaze işlemlerimizi tamamlıyoruz. Sabaha aldığımızda da daha az katılım oluyor. Zaten aile dışında çok bir birey katılmıyor. Sizin vesilenizden bir kez daha da duyurmuş olalım. Anlıyorum, insanlar sevdiklerinin yanına son kez gitmek isterler, son görevlerini yerine getirmek isterler ama o sevdiklerine belki de daha çok zarar verirler bunu yapmakla. O yüzden sadece birinci derecede akrabaların olması bizim de bu yöndeki işimizi kolaylaştırır. Evet. Bir de 16. madde, bu sizinle gidelim ama takım spor müsabakalarını seyircisi yapmasına karar verilmiştir diye bir nokta var. Futbolla ilgili bilmiyorum ne olur ne biter. Sayın futbol başkanı oynanmadığı için. Evet. Halı saha maçlarından bahsediyorum herhalde. Halı saha maçları seyircisi de oynansın. Lütfen söylemeseniz bu şehir içi yolları lütfen çizdirsin diyor Sayın Başkan. Çizdiriyoruz. Ciddi bir çizim şeyimiz var. Özellikle talep edilen bir yol varsa, evet, mutlaka onu da bize belirtsinler. Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Süremiz ben sonuna geldik. Sizin sosyal medyayı ne kadar aktif, etkin kullandığınızı bilen bir gazeteci olarak burada yani yayının altında ekibimiz çok, mutlaka zaten onları, evet, da izliyor. İzliyordur. Yani sormadığımız anlaşılmasın. Ancak sizin not aldığınızı biliyoruz. Çünkü mesela Hamit Köy'le ilgili belli sokak sorular, tamam, var. Biz onlara bir fiil veririz. Evet, çok özele yenmek istemedim ama, tamam, eklemek istediğiniz bir şey varsa mesajını şunu söyleyeyim. Yani ben zor dönemlerde dayanışmanın ruhunun artması gerektiğini düşünenlerdenim. İletişimin daha da şeffaf hale gelmesini düşünenlerdenim. Maalesef bugün mecliste gördüğümüz tablo bu yılın çok çalkantılı geçeceğine işaret. Siyaseten de eğer bu raylar doğru dürüst oturmazsa bizim pandemiyi doğru bir şekilde yönetebilmemizin de imkanı kalmaz. Eğer önce sağlık diyorsak siyasetçilerden de istirhamım örnek olmalarıdır. Eğer siz kural koyuyorsanız yurttaşa ve bu kurallara uymalarını istiyorsanız, verdiğiniz mesajlarla, verdiğiniz fotoğraflarla, yaptığınız işlerle buna örnek olun. Yoksa biz gidip denetlediğimizde insanlar bize o fotoğrafları gösterip önce gidin bunları denetleyin diyebilme hakkına sahip oluyorlar. O yüzden herkesten ricam ve herkesten istirhamım bu dönemde el birliğiyle, uzlaşıyla bu süreci sonuna sağlıkla götürmektir. Evet. Sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sizi burada konuk ettiğimiz için, geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu izlemekte, katılmakta olduğunuz programı biz önümüzdeki gelecek birkaç hafta içerisinde duyurulmasını yapalım Sayın Başkan. Yani vatandaş sorsun, siyasetçi yanıtlasın formatına çevirmeyi planlıyoruz. Çok güzel.
Sayın Sağlık Bakanı ile böyle bir format ilk adımda başlatmak istiyoruz. Ancak bu konuda en çok soru alabilecek olan siyasi isimlerden biri sizsiniz. Dolayısıyla canlı yayında tarihi olmasa da ben sizi burada yeni konum isterim. Vatandaşımız sorsun. Bize yanıtlayabildiklerimizi yanıtlayalım. Yani daha geniş, daha uzun bir süre bir özel format yapmayı planlıyoruz. Tabii ki. Ve sizi burada mutlaka görmek isteriz. Çok sağ olun. Efendim, Lefkoşa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Armancı bu akşam canlı yayın konumuzu. Aslında özellikle bulaşıcı hastalığı üst kurulu kararının çıkmasıyla birlikte o iç siyasi noktayı çok değerlendirmedik ama ben yine oradan çok önemli mesajlar aldım. Sayın Başkan diyor ki bugünlerde odaklanmam gereken konu, bu dönemde odaklanmam gereken konu Lefkoşa'dır. Dolayısıyla 3-4 ay sonraki kurultayda aday olmasam da önümüzdeki dönemde daha aktif bir dönem, yani Lefkoşa paralel olarak bir aktif dönem elbette ve tabii ki parti içerisinde partideki arkadaşlarımın da bana bir görev vermesi halinde bunu da seve seve yerine getirmeye çalışırım diyor. Önümüzdeki dönem yani sol siyaset diyebiliyorsak, yani bu sağ sol noktasında sol dönemde onları izlemeye devam edeceğiz. Sanırım bizler için de oldukça yoğun bir döneme girecek gibi görüyoruz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkürler efendim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.